Hoş geldiniz 24 ekranlarına. Esas meseleyle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Önce dış politikada, sonra iç siyasette neler olup bittiğine bakacağız hep birlikte. Peki kimlerle? Hemen konuklarımı takdim etmek istiyorum sizlere. Avukat Hadi Dündar, Türkat Yönetim Kurulu üyesi bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Profesör Doktor Ahmet Akın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi bizimle. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Nur Hanım. İyi yayınlar. Teşekkürler. İbrahim Keleş, strateji ve güvenlik uzmanı bizimle. İbrahim Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi dış politikayla başlayacağız dedik. Önce Rus işgalindeki son gelişmelere bakacağız hep birlikte. Sizinle başlayalım hemen Hadi Bey. Şimdi şu çok söyleniyor. Buça'daki görüntüleri konuşuyoruz günlerdir. Orada bir insanlık suçu işlendiği, Putin'in de insanlık suçlusu işleyen lider olarak ilan edilmesi gerektiği söyleniyor. Bununla ilgili ne tür yasal koşullar oluşması lazım? Tarihte biz daha önce benzer bir uygulama gördük mü? Evet. Tabii Buça'da yaşananlar gerçekten çok utanç verici bir durumda. Çünkü orada insanların, özellikle sivillerin ellerini arkadan bağlanmış halde bulundular ve kafalarına silahla sıkılmış şekilde, yani infaz edilmiş halde bulunduğu vatandaşlar. Tabii sivillerden bahsettiğimiz zaman iş biraz daha farklı bir boyuta çıkıyor. Çünkü siz savaş döneminde, savaş zamanında savaşın belli kuralları vardır. Bu kuralların dışına çıkamıyorsunuz. Çıkmamanız da gerekiyor. Bu kurallar nelerdir? Bu kurallardan en önemli olanları, çocuklara karşı bir girişiminiz olmaması gerekiyor. Sivillere karşı bir girişiminiz olmaması gerekiyor ve kadınlara karşı da bir girişimin olmaması lazım. Ancak sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik girişimler gerçekleşince bu sefer de savaş suçunun işlendiği ve insanlık dışı görüntülerle karşı karşıya kalma durumu ortaya çıkıyor. Tabii Buça katliamına baktığımız zaman bize 1995 yılındaki Srebrenica katliamını hatırlatıyor, yani sivillerin katledildiğini asker tarafından. Ancak burada şöyle bir şey var. Savaş suçundan bahsediyor olmamız için öncelikle bu katliamın kimin yaptığını net bir şekilde ortaya çıkartmamız gerekiyor. Bu katliam Rus askerleri tarafından mı yapıldı? Rus yöneticiler bu katliamın emrini vermişler miydi, yoksa askerler kendi inisiyatiflerini kullanarak bunu mu yaptılar? İkincisi, Ukrayna acaba uluslararası arenada söz sahibi olabilmek ve kendini daha çok mağdur duruma düşürebilmek adına böyle bir katliama girişmiş olma ihtimali olabilir mi? Bunların araştırılması gerekiyor. Bir diğeri de şu an Ukrayna'nın içerisinde, aynı Suriye'de, Irak'ta olduğu gibi çeşitli örgütlerin var olduğundan bahsediliyor. Bu çeşitli örgütlerden bir tanesinin mi acaba bu katliamı gerçekleştirdi asker çekildikten sonra? Onun da araştırılmasının yapılması lazım. Bir diğeri ve en önemli meselelerden bir tanesi de, biz IŞİD kafa kesme olaylarını hatırlıyoruz değil mi? O kafa kesme olaylarında evet IŞİD böyle vahşice işler yapıyordu. Ama diyelim ki IŞİD bir tane yapıyorken stüdyolarda neler yapılıyordu? Bu yüzlercesine ulaştırılıyordu yani. Ve onlarca video hazırlanıyordu aynı şekilde ve sanki kafa kesme olayı her gün yaşanıyormuş gibi medya servis ediliyordu. Daha sonra IŞİD bertaraf edilince bu sefer ortaya çıktı ki belli bir kısmı IŞİD tarafından yapılmış, belli çoğunluğu da stüdyolarda bazı işte yapılar tarafından hazırlanmış ve piyasaya sürülmüştü. Burada da öyle bir görüntüyle karşı karşıya olabilme ihtimalimiz yüksek. Tabii bunu söylerken oradaki katliamı küçümsemek ya da insanların ölümünde dolayı bazılarının işte gerçekten haklı durumdaymış gibi göstermek amacıyla bunları söylemiyoruz. Ama biz eğer hukuki anlamda bir suçtan bahsediyorsak, bu suçun tam anlamıyla ortaya çıkartılması gerekiyor ki kim tarafından nasıl işlendi, ne zaman işlendi, hangi amaçla işlendi, bunların tam anlamıyla ortaya çıkartılması gerekiyor ki siz bununla ilgili bir yaptırıma gidebilirsiniz. Ancak burada karşımıza başka bir şey çıkıyor. Eğer böyle bir katliam Rusya tarafından gerçekleştirilmiş olsa bile, Biden işte dedi ki Putin savaş suçu işliyor, kendisinin yargılanması gerekiyor diye bir söz sarf etti. Peki
dünyada savaş suçunu işleyenler nerede yargılanıyor? Evet. Bu uluslararası savaş suçu mahkemesi var. O da Lahey'de bulunan bir mahkeme ve bu bir sözleşme neticesinde ortaya çıkmış bir mahkemeden bahsediyoruz. Öncelikle buna taraf olmanız gerekiyor ki siz burayla ilgili bir sorumluluk altına girebilirsiniz ülkeler anlamında. Çünkü uluslararası arenadaki uluslararası hukuktan bahsettiğimiz zaman bizim karşımıza zorunluluk arz eden 3 tane şey çıkıyor. Birincisi ya sözleşmelere taraf olmanız gerekiyor ki bu sözleşmenin hükümleri neticesinde bir sorumluluğunuz da olsun. Sözleşmeye tabi olmanız lazım. Bütün ülke olarak bu sözleşmeye tabi olmanız gerekiyor ki bu sözleşme aykırılık hareket edilince bir yaptırma olabilsin diye. Rusya tabi mi buna? Oraya geleceğim işte, tabi değil. İkincisi tahammüller. Yani ola gelen, yani kendi başına işte örf adet dediğimiz olaylar var ya ülke içerisinde. İşte ülkeler arasında da tahammüller. Yani kendi kendine gelişmiş olaylardan yola çıkarak bazı kurallar, tabii ki anlaşmalar da bunun çerçevesinde düzenleniyor. Bu kurallar neticesinde bir yola gidebilirsiniz. Bir diğeri ise genel hukuk kuralları. Burada işte Putin'in bu mahkemede yargılanabilmesi için öncelikle Rusya'nın buna üye olması gerekiyor. Ancak Rusya bu sözleşmeye üye değil. Ne zaman üyelikten çıkıyor? 2016 yılında. 2016 yılında neden üyelikten çıkıyor? Kırım'ı ilhak edince Rusya, o savaş suçu mahkemesinin bir görüşü var. Diyor ki Rusya burada insanları katlediyor, savaş suçu olma ihtimali vardır diye bir yorumda bulunuyor. Rusya da ne yapıyor? Böyle bir yorum ortaya çıkınca diyor ki demek ki biz ileriki aşamalardaki bu Ukrayna ile ilgili planları demek ki hep vardı. 2016'dan beridir hep vardı yani. Bu planı uyguladığımız zaman böyle bir sorunla karşı karşıya kalmayalım diye Putin isteği üzerine 2016 yılında sözleşmeden çekiliyor. Sözleşmeden çekildiği için de bu sözleşmeye binen kalkıp Putin'i yargılayamıyorsunuz bununla ilgili. Ama bunu yargılayamıyorsunuz diye bu suç ortadan kalkmıyor. Böyle bir suç varsa ve siz hukuki anlamda bir yaptırımda bulunamıyorsanız bu sefer ne olacak? Diğer yaptırım tarafı, yani hukuka uygun olmayan, ya daha doğrusu hukuka uygun olmayan dersek yanlış olur da, hukukun dışındaki yaptırımlara gitmeniz gerekiyor. Özellikle ekonomik anlamdaki yaptırımlar, işte hava sahalarının kapatılması, Avrupa Birliği'nin şu an işte Rusya ile hiçbir şekilde ticaret anlaşmalarını yapmaması, elinden geldiğince bunu en düşük seviyede tutması ve işte Rusya'nın da aynı şekilde gazını kendi parasıyla satma girişimi, ondan sonra Amerika'nın ve bütün Avrupa ülkelerinin kendi hava sahasını Rus uçaklarına kapatıyor olması, Rus milyarderlerin, oligarkların paralarına el koyuyor olması ve Rusya ile ilişki içerisine girebilen bütün ülkelere tehditler savurabilmesi, bu hukukun dışında olan bir şey. Ancak eğer böyle bir suç işlenmişse ve bu sabit hale gelirse, bunu da sabit hale getirecek olanlar insanlık suçunu işlemeye yönelik araştırmalar yapan örgütlerdir. Bu örgütlerin araştırmaları neticesinde ve bu mahkemenin soruşturması neticesinde delillerle beraber bu suçun kimin tarafından işlendiği tam anlamıyla ortaya konulduğu zaman bu savaş suçunun savaş suçu sabit hale gelecektir ve bununla ilgili gerçekten herkesin taşın altına elini koyup bir yaptırım durumuna gitmesi gerekmektedir. Ancak ama anladığım kadarıyla biraz sanırım ispat etmesi zor bir mesele bu. Çok zor, çok zor. Çünkü savaş durumlarında o kadar fazla olaylar olur ki ve bu olaylar kontrol dışının gerçekleştiğinden dolayı kimin nerede neyi yaptığını ispatlamak çok zordur. Ama bir de şöyle bir şey var. İki yüzlülük var yani burada dünyaya baktığımız zaman. Nasıl? Suriye'de binlerce insan öldü ve özellikle binlerce çocuk öldü. Kimsenin sesi çıkmadı. Savaş suçunu Ukrayna meselesinde kalkıp ortaya koyuyoruz ve konuşuyoruz. Burada biz bunu söylerken hani Ukrayna'ya iyi olmuş, insanlar ölsün anlamında algılanmasın. Sadece bu iki yüzlülükleri ortaya çıksın diye bunu dile getiriyoruz. Suriye'de böyle bir dil kullanmadılar, böyle bir girişime gitmediler, böyle ekonomik yaptırımlara gitmediler. Tam aksine kim hangi terör örgütünü gördüyse
onu kendisine bağladı ve onun o terör evet. örgütleri vasıtasıyla istediği katliamı gerçekleştirdiler Suriye ve Esed'in yaptığı bütün katliamlara, bütün o havadan gönderdiği toplara, işte mermilere, uçaklarla ilgili olan bombalara hiç kimse sesini çıkartmadı. Ve Irak'la ilgili olan kısımda da Amerika'nın yaptığı o kadar büyük bir katliam mevcuttu ki Irak'ta binlerce insanın ölümüne sebebiyet verdi. Bunu kimse konuşmadı yani. Ve bunun dışında da Libya meselesine gidince de aynı şekilde oldu. Tabii en önemlisi ve en önemlisi Filistin meselesi. Filistin evet. meselesinde de binlerce çocuk orada öldürüldü. Üzerine kimyasal silahlarla bombalar yağdırdılar. Kimsenin sesi çıkmadı. Ama Ukrayna meselesi olunca bu sefer ne yapıyorlar? Herkes ayrı bir şekilde harekete geçiyor, ayrı bir yaptırım uygulamaya çalışıyor. Bu da dünyanın ne kadar ikiyüzlü olduğunun açık göstergesi oluyor yani. Evet. Irak'ta, Suriye'deki cinayetlere eğer sessiz kalıyorsanız bu sessizlik de o savaş suçunun en büyük destekçisidir aslında bu o ülkeler. Burada da onlara sessiz kalmadığımız zaman buna sessiz kalacağız. Yani evet. orada sesimizi çıkardığımız için buna da sesimizi çıkartacağız anlamında değil. Ama dünyanın neresinde bir çocuk ölüyorsa, bir evet. kadın eziyet görüyorsa ve öldürülüyorsa ve sivil insanlar, suçsuz olan insanlar öldürülüyorsa kesinlikle bütün ülkelerin buna karşı bir tepkisini koyması gerekiyor. Ve bu tepki neticesinde de bir sonuca gidilmesi lazım. Evet. Ahmet Hocam, daha önce de konuşmuştuk, işte doğum hastanesi bombalandı, evet. yüzlerce insanın sığındığı tiyatro binası bombalandı. Sonra bu görüntüler ortaya çıktı. Putin böyle rastgele hamle yapacak bir lider de değil. Bu sivil ölümleriyle bize bir şey söylüyor olmalı. Hem işin o korkunç boyutu var, katlediliyor insanlar, ama hem de psikolojik açıdan irdelediğinizde ortaya ne çıkıyor? Putin ne yapmaya çalışıyor? Yani Putin bugün Lavrov bu provokasyon dedi, mizansen dedi görüntülerle evet. ilgili. Yapılan o 400 civarında insan bir yerde bulunuyor. Tabii uydu görüntülerinden bu çukurlar kanıtlanıyor. Özellikle bisikletle vurulanlar var, alışverişten dönenler var. Yani Putin veya Lavrov işte bu savaştır, bir katliam değildir gibi konuşsa da sivillerin, çocukların, kadınların öldüğü bir şeydeyiz ve hendeklere gömüldüğü bir o şeyi gözlemliyoruz. Şimdi Putin aslında yani bununla birlikte bir sınırının olmadığını, bu Lenin veya Stalin olma yolunda hiçbir geri adım atmayacağını ve buradaki bir çekilme, göreli bir çekilme de olsa bunun adımlarını ileride devam ettireceğini ve ciddi bir politik savaş yürüttüğünü görüyoruz. Yani ne demek o? Yerine göre gereken adımları atıyor. Bu tabii çok rezil bir şey. Yani oradaki çocukların katledilmesi, kadınların katledilmesi, bunu az önce Hadi Bey de söyledi. Yani katliam kimi olursa olsun, hangi dine, hangi ırka, hangi mezhebe, hangi topluluğa yönelik olursa olsun bu şey reddedilmesi ve kınanması gereken bir şey. Birleşmiş Milletler'den ve Japonya'dan, Almanya'dan bazı tepkiler var. Ama Putin'in biz burada aslında hani bizim de müttefikimiz Rusya, Türkiye açısından konuşuyorum. Dışişleri de bugün bunu şiddetli bir biçimde kınadı dışişleri yetkilileri. Ama Putin'in acımasız yüzünü biz Suriye'de gördük daha önce. Aslında Esed orada o katliamları tek başına yapabilecek birisi değil. Arkasına Rusya'yı aldı ve tıpkı Ukrayna'da olduğu gibi orada da varil bombaları, ondan sonra bir takım kimyasal silahlar, bombalar atıldı ve bu dünyanın gözü önünde yaşandı. Ve Amerika'da Putin de gerçekten, yani hem Amerika hem Rusya, biz burada gerçekten bir kez daha Türk milletinin necip, Ali Cenaplığını, üstünlüğünü görüyoruz. Nereden? Sayın Hocam, komutanım bilir. Biz 4-5 hareket yaptık Suriye'nin kuzeyine. Evet. Yanlışım varsa düzeltin. Evet. Ama bir tane sivilin bile burnu kanamadı. Bunu tereyağından kıl çeker gibi yaptık. Bir de şu savaşa bakın.
Yani bu savaşın gerçekten özellikle Buça ve Irpin, ki Mariupol daha kötü olduğunu söylüyor Zelenski. Ama Zelenski de yani bu savaşta açıkçası deyim yerindeyse bir maceraya atıldı. Ve olan her zaman olduğu gibi çoluğa, çocuğa, sivillere, kadınlar oldu. Nasıl maceraya atıldı? Yani şimdi bu görüntüleri evet tartışıyoruz, ediyoruz ama şimdi ben hep şu soruyu soruyorum. Ya Amerika, ki Ukrayna'nın Amerika arkasında başlangıçta Amerika ve NATO vardı. Avrupa evet. Birliği vardı. Bir gaz verdiler. Çok hani, tetiklediler. Yürü biz senin arkanda izlediler. Sonra hepsi geri çekildi. Amerika Küba'ya, Venezuela'ya orada tahammül ediyor mu? Etmiyor. Kendi dibinde bir bağımsızlık savaşı veren, yani istiyor ki her yer benim olsun. Amerika'nın güneyi veya çevresinde ne var ne yoksa hepsi benim emperyalizm şeyim, çerçevemin veya şemsiyemin altında olsun. Peki sen bunu böyle yaparken neden Harkov'la Moskova arası 300-400 kilometre getirip Harkov'a şeyi koyacaksın, kendi üssünü, veyahut bunu neden Ukrayna'ya bu gazı veriyorsun? O gazlar verildi. Şu an olan siviller o. Putin'in ben kısa vadede bu savaşın sonucu ne olursa olsun, ki yazık yani, tekrar burada bakın gazeteciler falan da tanık bunlara. Hmm. Uydu görüntüleri, ondan sonra hendekler falan. Vefat eden gazeteciler bile oldu. Var evet. Allah'a şükür bizden kimse yok. Çok evet. Şükür ki hani İsmail. 17 tane gazeteci öldürüldü. Hmm. Türkiye'den yok. Yok. Allah'a yok. Şükür. Türkiye'den yani yok. Hiçbirinden olmasın. Çok yani şükür. İsmail evet. Saymaz, bir de zannedersem Murat Alan mıydı, Yetkin miydi, birisi soy ismi yanlış değil mi? Onlar da orada bizim Türk diplomasisinin, büyükelçilerin ne kadar fedakarca çalıştığını ve onları adım adım takip ettiğini, gazetecilerin güvenliğini sağlamak için, ki İsmail Saymaz bunun hakkını verdi. Şimdi biz böyle bir milletiz, Rusya böyle bir millet. Yani aslında bizim kadim kültürümüzde, güzel geçmişimizde, övünülecek onlarca şey varken katlayamadığın hiçbir şey yoktur. Hakikaten bu bizim büyüklüğümüzü gösteriyor. Putin bence gidecek. Yani bakın Polonya'da bugün teyakkuz altında. Polonya o kadar teyakkuz altında ki Ukrayna'ya kendisindeki silahları verip NATO dedi ki biz sana yeni silahlar vereceğiz, sen Ukrayna'ya ver. Buna bile yanaşmadı Polonya. O kadar tedbirli gidiyor. Liderliğini mi kaybedecek diyorsunuz? Gidecekten kasıt. Putin gidecek. Hayır, ilerleyecek. Putin ha, gitmez. Devam edecek. Putin'in bence bu savaş kısa vadede içeride etkisini azaltmış olsa da yani uzun vadede, ki yani şimdi Rusya, Rus halkını şey yapmak, tanımlamak istemiyorum ama Rusya yayılmacı politikayı benimseyen, halk olarak da o hala Çarlık Rusyası'nı özleyen, halk da böyle yani bu savaşta ben şeyin Putin'in Ukrayna ile duracağını hiç sanmıyorum. İlerleyebileceği kadar ilerleyecek. Ne kadar gücü vardır, neyi vardır ki, bakın Rusya hakikaten bu savaşın tedbirlerini çok önceden almış. Dolar rezervlerini azaltmış. İşte dün başka şeyler, anlaşmaları yapmayı planlıyordum. Rusya Lenin'i kınayarak şöyle kınadı Putin. Dedi ki Lenin Bolşevik şeyinin, Çarlık Rusya, pardon, SSCB'nin dağılmasının adımlarını atmıştır. Halkların özelliğini tanıyalım diye. Halklar dedi Ukrayna'dır, Moldova'dır, Beyaz Rusya'dır. İşte neyse ora eskiden kalan. Ve o hatayı yapmıştır dedi Lenin. Onun için SSCB dağılmıştır. Bu hatayı bir daha yapmayacağız dedi. Bu söz gerçekten çok önemli. Yani bu söz aslında Lenin'in, pardon Putin'in nasıl bir vizyona sahip olduğunu ve nerelere kadar, ki onun da zannedersem 2024'te seçimleri ya 2023 ya 2024'te diye hatırlıyorum. 24'te. O seçimlere de girdikten sonra o geri kalan döneminde desteği de artıyor. Devam edecek. Yani Polonya'ya belki o eski Almanya sınırına kadar gitme hedefleri, şeyleri var. Polonya da şundan ürküyor. Yani tamam ben Avrupa Birliği'ndeyim, NATO'dayım falan ama Ukrayna'nın da bizden bir farkı yok. Yani aynı şey bizim de başımıza gelecek. NATO girdi mi? Girmedi. NATO herhangi bir şey yaptı mı? Biden bile yani dediler Biden'a girmeyi düşünüyor musun? Benim o kadar aptal değilim deyim yerindeyse dedi Biden. Aynen öyle, ve NATO ülkeleri dahi Türkiye'ye kadar böyle cesur hareket edemiyor yani. Edemiyorlar. Çünkü biz de NATO ülkesiyiz ve biz
Ukrayna'ya aşırı derecede hem gıda yardımı yapıyoruz, hem sağlık yardımı yapıyoruz, hem de güvenlik yardımı yapıyoruz. Biz her yere öyle. Yani biz hakikaten, yani az önce Hadi Bey söyledi, bizde katliam yok. Ama burada biz Batı'nın, o NATO'nun hem insanları gaza getirip, daha doğrusu liderleri, ki Zelenski burada çok büyük bir şey yaptı. Yani şunu bilecekti, Putin bunun mesajlarını verdi daha önce. Dedi ki bak, hatta Türkiye'ye de laf attı. Dedi ki 1850'de dedi, biz sizi kurtardık Osmanlı'dan falan dedi Ukrayna'ya. Evet. Biz sizi besliyoruz dedi, paranızı veriyoruz, pulunuzu veriyoruz, yediriyoruz, içiyoruz. Bize niye ihanet ediyorsunuz dedi. Bu noktada Putin haklı. Kimse dibine Amerika istemez. Amerika nasıl Küba'yı istemiyorsa ve orada onu izole edip yok etmeye, bitirmeye çalışıyorsa ki orada bir halk direnişi var, o ayrı. Evet. Şimdi bunu da o yapmayacak. Dolayısıyla ben sözü şöyle bir tamamlayayım. Putin'in Stalin olmayı kafaya koyduğunu düşünüyorum. Bunu uzun vadeye yayacağını, 2030'a kadar yürüteceği politikalarında tamamen bunun üzerine kurulduğunu. Tabi burada şununla tamamlayayım. Bizim Orta Asya'da Türk kardeşlerimiz var, Türk cumhuriyetlerimiz, orayla ilgili Kazakistan'ı falan biliyorsunuz. Evet. Bundan 6-7 ay önce Kazakistan'da veya bir yıl olmadı. Kazakistan'daki kalkışmaları konuşuyorduk. 3 ay oldu değil mi? O kadar oldu mu? Yeni oldu. Tabii yeni. Hakikaten yeni. Ondan önce yine daha önce Türkmenistan'da, Özbekistan oldu. Mıydı? Oraları falan konuştuk. Şimdi önemli olan Türkiye'nin burada ne diyeceği. Onun için Orta Asya'ya Cumhurbaşkanımız da onun uyarısını yaptı. Bizim Türkiye Cumhuriyetler'de kardeşlerimiz var. Putin aslında bir bakıma gözdağı. Türkiye'de Cumhurbaşkanımız varken onu biraz zor yapar ama burada da aslında belki ileride konuşuruz. Türkiye'deki başkanlık sisteminin önemi bir kez daha anlaşıldı. Belki ona ikinci şeyde geliriz. Güçlü lider meselesi. Zelenski'nin bugünkü konuşması sanki Erdoğan'ın konuşması gibiydi. Dünya beşten büyüktür meselesine değindi ve yapamıyorsanız bırakın cümleleri gerçekten çok anlamlıydı. Güvenlik konseyine herkese alın falan demesi. Aynen öyle. Ya yani bu şunu gösterdi bize, işte güçlü bir lidere sahipseniz ve öngörüsü gerçekten var olan ve gelecekle ilgili düşünceleri çok fazla olan bir lideriniz varsa dünya nereye giderse gitsin sonunda dönüp dolaşacağı yer, hani bugün o gün sözünüz geçerli olmuyor ya da sizin sözünüz neticesinde bir şeyler değişmiyor ama dünya dönüp dolaşıp yine gelip o hak olan sözün üzerinde duruyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden bunu dile getirirken işte dünya beşten büyüktür. Böyle çifte standartlık olmaz. Evet. Yani beş kişinin kaderine tüm dünyayı bırakamazsınız ve Birleşmiş Milletler'in bir amacı var. Bir olay olduğunda anında müdahale edilebilsin. Tabii o günlerde Filistin meselesi gündem olduğu için, o zaman işte Filistin'de bir katliam gerçekleştirildiği için kimsenin sesi çıkmıyordu. Ancak bugün geldiğimiz nokta, bakıyoruz ki Zelenski de aynı şekilde dünya beşten büyüktür ve hatta mümkünse Rusya'yı bu beşli gruptan atalım, kendisiyle ilgili bir veto hakkı olmasın cümlelerini sarf ediyordu yani. Dünya tam anlamıyla şunu dedi yani, Sayın Cumhurbaşkanı ne diyorsa doğrudur yani. Evet, peki. İbrahim Hocam, siz nasıl yorumluyorsunuz? Önce Buça meselesini konuşalım. Daha sonra hem Hadi Bey hem de Ahmet Hocam'ın açtığı Türkiye pozisyonuyla ilgili de fikirlerinizi almak isterim. Yani Rusya elbette ki çıkıp demeyecekti ki evet ben yaptım bunu. Hani o kısmına şaşırmıyoruz biz ama hani Ukrayna'nın da kendi halkına bunu yapma ihtimali yok. Sizin yorumunuz nedir Buça olup bitenlerle ilgili? Son Hadi Bey'in son cümlesine ben bir ekleme yapayım. Bu dünya beşten büyüktür sözünü destekleyenler bugün Papa açıklama yaptı. Onunla ilgili ve Birleşmiş Milletler'in acizliğine tanık oluyoruz dedi. Evet. Vallahi yani yok. Bundan belki 5-6 sene evvel Cumhurbaşkanımız bunu dile getirdiğinde çok taraftarı yoktu ama iş başa düşünce görüldü ki sırf güçle bir şeyler yapmaya çalışanlar adaletsizliği de beraberinde getiriyorlar. Ama bir adalet yoksa zaten bugün Ukrayna'ya, dün Suriye'de, evvelsi gün Irak'ta, Vietnam'da, Panama'da biz bunların çoğuna şahit olacağız. Olduk da zaten birçoğuna, gelecekte de oluruz. O nedenle bu Birleşmiş Milletler'in hele o veto hakkı verilen 5 daimi üyesinin elinden bu tür şeylerin alınması lazım. Şu an Birleşmiş Milletler Rusya aleyhine hiçbir karar alamaz. Hiç çıkmıyor ki. Yani Güvenlik Konseyi'nden bir şey çıkmaz çünkü veto hakkı var. Veto ettiği zaman bitiyor. İsrail aleyhine onlarca karar var
Amerika veto ediyor ve İsrail yani. Filistinlilere karşı yaptığı o katliamları hiçbirinin hesabını vermedi. Yani bir Cenin katliamı var, bir Sabra Şatilla katliamı var. Daha 2006'da 2008'de yaptığı katliamlar var. Ve bunların hiçbirinin hesabı sorulamıyor. Yani sözün ilk başında bu ikiyüzlülükten bahsettik ya, bahsedildi. Evet. Maalesef Batı'nın böyle bir ikiyüzlülüğü var. Ve bu ikiyüzlülük vicdanlarda karşılık bulmuyor. Vicdanlar reddediyor bunu. Şimdi Buca'da gerçekleşen o katliam, ki sadece tespit edilenler onlar. Tespit edilmeyen ne kadar var bilmiyoruz. Yani şimdi bir gerçek var. Savaşın birçok ayağı vardır. Mesela biz deriz ki Amerika veya Batı, Avrupa, NATO Ukrayna'ya girmedi. Bir tane bile asker sokmadılar oraya. Rusya ile bir cephe savaşına girmiyorlar. Bu cephe savaşı, yani sıcak çatışma boyutunda yoklar ama. Öte yandan baktığımız zaman savaşın bir kere %50'si psikolojik harptir. Ve şu anda bu Buça katliamı da psikolojik harbin bir vasıtası olarak kullanılıyor. Ve psikolojik harpte iki devleti esas alırsak, Rusya ile Ukrayna'yı, Ukrayna şu an psikolojik harekatta çok daha ileride. Rusya o konuda nal topluyor. Orada Rusya onu yürütemiyor. Evet. Ve Ukrayna'nın yanında özellikle internet ve sosyal medya açısından Amerika ve Batı'nın müthiş bir üstünlüğü var. Yani şu anda Rusya'yı öyle bir veya Rus halkını öyle bir alıştırmışlar ki, bu savaş başladıktan sonra ve yaptırımlar başladıktan sonra Amerika'nın bazı hamburger firmaları oradan geri çekilince, bir Rus kızın ağlayarak ben daha hamburgeri yiyemeyecek miyim diye bir videosu var. Vardı. Evet. Videosu var. Yani öyle bir sinsi şeyler yapılmış ki, aslında yapılıyor, dünyada yapılıyor. Mesela bunu Çin örneğini vereyim. Çinliler önce de bizim bildiğimiz kandil, yağ lambasıyla aydınlanırlardı. İlk başta İngilizler bunlara tutuyor, ücretsiz gaz lambası veriyor. Gazını da veriyor. Bir yıl yaklaşık gaz lambası kullanıyorlar Çinliler ve alışıyorlar. O yağ lambasından daha iyi aydınlatıyor. Sonrasında gaz lambasını satmaya başlıyorlar. Satmaya başladıktan sonra Çinliler de mecburen alıyor. Çünkü ona alıştırıldılar. Hı hı. Aynı şey Rus halkı için de geçerli. Şimdi Amerikan firmaları oraya alıştırmışlar. Şimdi o firmaların altyapıları, teknik altyapıları falan şimdi psikolojik harp olarak kullanılıyor. Harp aracı olarak kullanılıyor. Şimdi buradaki katliama geldiğimiz zaman, bu katliam kim yapmış olabilir diye düşündüğümüzde mizansen olabilir mi? Ben pek ihtimal vermiyorum. İnsanlar ölmüş yani. Onun için mizanseni olmaz. Ben Rusların geçmişteki uygulamalarına baktığım zaman, Ruslar açısından insan kıymeti ne kadardır derseniz, hiçbir kıymeti yoktur Ruslar için. Evet, biz geçmişte yani de gördük. Çeçenistan'da nasıl katlettiklerini biliyoruz. Hı hı. Moskova'da o Çeçen mücahitlerin bir tiyatro baskını vardı. Tiyatrodaki herkesi öldürdüler. Yani seyircileri de öldürdüler, Çeçenleri de öldürdüler o zaman. Yine Grozny'de, Grozny diye hatırlıyorum, bir okul baskını oldu. Okuldaki öğrenciler de öldürüldü. Yani Ruslar böyle insan ayrımı da yapmıyorlar. Girdikleri zaman tam devleti temsil eden bir hayvanları var, biliyorsunuz, ayı. Evet. Devlet temsil, resmidir o. Tabii canım. Gerçekten de züccaciye dükkanına girmiş, filler gibi yıkıp geçiyorlar, ezip geçiyorlar. Ha, Amerika bu noktada Rusya'dan geri mi kalıyor? Hayır, Amerika'nın Musul operasyonunu hatırlayın. Musul'da o tarihi kenti yerle bir ettiler. Evet. Bu Amerikalılarındı. Halep'i ise Rusların desteğiyle ve rejim güçleri yaptılar. Halep'i, o tarihi şehri, atom bombası atılmış hale getirdiler. Yerle bir oldu Halep. Şimdi burada o görüntüler hakikaten insan olma vasfını taşıyan herkesin reddedeceği
görüntüler. Bunların kabulü mümkün değil. Ve savaşın bir hukuku var. Bizim aslında şu anda Cenevre hukukunda bahsettiğiniz maddeler olmakla birlikte savaş hukukunda, bizim kendi savaş hukukumuzda ise tarihten gelen, inancımızdan gelen savaş hukukumuzda da bugün o Avrupa'da yazılı olan, ki daha 1940'lara kadar gidiyor. 1949 hocam. 1949'daki madde aslında bundan ta 1500-1600 sene evvel yazılmış maddedir. Peygamber Efendimiz bile savaşa giderken dokunmayın. Çocuklara, yaşlılara, eli silah tutmayanlara, acizlere dokunmayın der. Bu kesinlikle bir savaş hukukudur. Ve biz ecdadımız da bu savaş hukukunu tarihten bugüne kadar hep uygulaya gelmiştir. Çocuklara karşı herhangi bir, yani acizlere karşı herhangi bir şey yapmamıştır. Şimdi burada bu benim tahminimi söyleyeyim. Buça'daki katliamı Rusların yapma ihtimali bana göre %90. O kadar yüksek bir ihtimalle Ruslar yapmıştır. Çünkü Rusların o Mariupol'daki yaptıkları ve girdikleri yerlerde yaptıkları, ki gözümüzün önüne gelen görüntüler var. Yani yol caddede bir adam kaçıyor, arabasıyla kaçıyor. Rus tankı üzerine onu görüyor ve yönünü değiştiriyor, peşine düşüyor ve altına alıp eziyor. Evet. Yani şunu söylüyorlar, isyan ederseniz sonunuz böyle olur. Hani o yüzden sordum ya, hani Putin bu sivil ölümleriyle bir şey söylemeye çalışıyor olmalı diye. Yani bu şeydir. Savaş ortamında, cephede psikolojik üstünlüğü sağlamanın yollarından biri budur. Burada kastım şu. Korku yaratmak, insanlar üzerinde, askerler üzerinde korku üretmek çok önemlidir. Bunu yaptığınız zaman size karşı durma şanslarını azaltırsınız. Mesela tankı bilirsiniz. Tank bir silahtır. Evet. Tankın siz yolda gidişini hiç gördünüz mü? Yanınızdan geçerken, ama savaş halinde geçtiğini düşün. Evet. Ben tatbikatlarından biliyorum. Tankın bir kere o homurtusu çalışmaya başladıktan sonra ve yerleri yıka yıka geliyor, eze eze geliyor. Siz piyade olarak o tanka hiçbir şey yapamıyorsunuz. Duruyorsunuz yani. Kaybolmanız lazım orada. Aynen öyle. Nur Hanım'ın aslında değindiği yer çok daha şey yeri. Ben ona bir cümleyle ekleyeyim hocamın söylediğini ve sizin sorduğunuza. Burada aslında dünyaya bir mesaj veriyor yani. Diyor ki, ben bu savaş suçunu işlesem dahi sizin elinizden hiçbir şey gelmez. Onu zaten yani, bilerek söylüyor. Elinde onu, nükleer şimdi, güç var diyor. Nükleer gücü aynen, var adamın aynen, elinde. Aynen. Şimdi Ukrayna meselesinde kimseyi dinlemedi. Yani bak 40. gününü geçtik yani 42. günündeyiz. Halen devam ediyor ve hiç kimseyi dinlemiyor. O kadar yaptırımlar uygulandı. Avrupa Birliği tarafından uygulandı. Amerika tarafından uygulanıyor. Hiçbir şekilde kimseyi dinlemiyor ve diyor ki ben bunları gerçekleştireceğim. Biz alışkınız açıklamasını yapmıştı ya. Rusya evet. Dışişleri Bakanı hiç zaten evet. Umurumuzda değil de adam yani. Hem umurumuzda değil diyor, bir de öyle bir cümle kullanıyor ki bunun hani ispatı çok zor olacak. Diyor ki biz yapmadık, kendileri yaptılar. Şimdi siz bu cümleyi sarf ettiğiniz andan itibaren orada tam anlamıyla şeffaf bir şekilde suçun kimin işlendiğini ortaya çıkartmanız gerekiyor. Bu da çok uzun bir süreç demek ve onlar da bu süreç içerisinde kendi amacına ulaşmış olacaklar. Yani. Evet. Çünkü öyle bir katliam görüntüleri var mı? Var. Dünya pazar gününden beridir bunu konuşuyor mu? Konuşuyor yani. Bunun etkileri oldu mu? Oldu. Bu saatten sonra diyorlar ki işte bunun sorumlusu bulunsa da bulunmasa da hiçbir önemi yok. Hatta bugün bir açıklama yapılmıştı yani. Bunun sorumlusunun Buça'da görevli olan işte o timin başındaki şahsın, artık tim mi deniliyor, ne deniliyor hocam siz daha iyi bilirsiniz yani orada. Hani askeri birliğin başındaki şahsın neyse, bir tane oraya isim, diyelim bir taburun. Bir taburun işte başındaki o askerin resmini paylaşmışlardı, şahsın ismini vermişlerdi. Onu hani işte sorumlusu odur diye açıklamalar yaptılar yani. Ama burada işte tabii ki Uluslararası Ceza Mahkemesi, çünkü bir yaptırım yok. Yaptırım uygulayamıyorsunuz yani. Ekonomik yaptırım dışında başka bir yaptırım uygulayamıyorsunuz. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde az önce dediğim gibi taraf olmanız gerekiyor. Taraf olduğunuzda şahsı yargılayabiliyorsunuz ki Rusya buna taraf değil ve savaş suçunun olup olmadığını tam anlamıyla ortaya çıkartmak evet. gerekiyor yani. Ne yazık ki böyle bir girdabın içerisine yani giriyorsunuz böyle bir durumda.
ortada ölen insanlar var, katledilmiş insanlar var ve dünya sadece konuşmakla yetiniyor, yaptırım uygulamakla yetiniyor. İşte Filistin'deki çocuklar ölürken ve Suriye'deki çocuklar öldürülürken Sayın Cumhurbaşkanı çok önemli bir sözü vardı. Yani yine kürsüden bunu haykırarak söylüyordu. Evet. Dünyada eğer çocuklar ölüyorsa diyordu, hiç kimse masum değildir. Yani hepimizin burada bir sorumluluğu var. Çünkü çocuklar ölüyor. Buna engel olmamız gerekiyor. Eğer bu savaş suçu işlendiyse Rusya tarafından kesinlikle Rusya'ya dur demek gerekiyor yani. Yani orada bir ailen bebeği kim unutabilir? Dalgaların kıyıya vurduğu bebek. Hocam önümde rakamlar var. Hani ailen bebekten bahsettiniz. Hemen onları söyleyeyim. Bak Suriye'de... Yarım kaldı İbrahim Hocam'ın sözü. Tamamlasın hemen devam edelim. Evet. Aynen. Yani neticeye geldiğimiz zaman bu savaş çok boyutlu olarak bir müddet daha devam edecektir. Ve ümit ediyoruz ki... özellikle sivillerin buradan çok büyük zarar görmeden çıkabilmesi lazım. Canlarını kurtarabilmesi lazım. Ben genel çerçevede söylersem şunu söyleyeyim. Özellikle Batı, bunu Amerika'da dahil, hedefleri Ukrayna'yı Rusya için ikinci bir Afganistan yapmaktır. O yüzden bu savaşı bitirmeyecekler. Bu savaşı devam edecek. Uzun süre devam edecek, bitirmeyecekler. Dikkat ederseniz bizim onca çabamıza rağmen Antalya'da bir araya getiriyoruz, başka yerde bir araya getiriyoruz, heyetler arası görüşmeler yaptırıyoruz, biz görüşüyoruz. Amerika'dan ve Avrupa'dan destek gelmiyor bize. Bu konuda bizi doğru dürüst desteklemiyorlar. Sadece söylem var, başka bir şey yok ama. Çünkü onlar da mı uzamasını ve bu hale gelmesini istiyorlar? Tabii, Rusya'nın batağa saplanmasını bekliyorlar. O yüzden bu iş biraz daha devam eder. Hedeflerine ulaşana kadar. Peki. Siz bir şeyler ekleyecektiniz sadece. Şimdi Suriye'deki Sayın Hocam çocuk ölümünden bahsetti. Suriye Savaşı'nda 17 bin çocuk hayatını kaybetmiş ve gerçekten kimsenin sesi çıkmamış. Hatta tam aksine bütün bu şu an sesini çıkaran ülkeler orada terör örgütlerini destekleyip bu çocukları katledenlerle beraber hareket etmişlerdir yani. 375 bin çocuk da yaralanmış, 19 bin tane çocuk ise en az bir organını kaybetmiştir yani. Bunlar çok ciddi rakamlardır. Gazze'de de aynı şekilde 490 tane çocuk katledilmiş, 3 bin tane çocuk da yaralanmış ve burada seslerini çıkartmadığı zaman da şu anki ses çıkarmaları da gerçekten hiç kale alınacak bir durum olarak karşımıza çıkmıyor. Hadi hocam katkı olsun diye araya girdim. Estağfurullah. Biz Suriye cepheden bahsediyoruz. Cephede ölümler bir noktada anlaşılabilir. Peki Suriye'den gelip de Avrupa'ya iltica etmiş olan Suriyelilerin ve diğer ülkelerden gelen mültecilerden kaybolan çocuk kaç tane biliyor musunuz? Avrupa'nın göbeğinde kayboluyor bu çocuklar. Bundan bir sene evvel 10 bin civarındaydı. 10 bin çocuk yoktur, kayboldu. Evet. Ne oldu? Organ ticaretine mi kurban edildiler, başka niyetlere mi kurban edildiler bilinmiyor. Bu Avrupa'nın göbeğinde, cephede değil, dikkat edin, Suriye'de cephede değil, orada bomba patlamıyor. Avrupa'nın göbeğinde kayboldu bu çocuklar. Maalesef. Kesinlikle. Evet. Ahmet Hocam? Yani tabii Rusya az önce hocamın dediği gibi yani olayı toparlamada bir derece geride. Ama niyet açısından ve Rusya'nın kararlı açısından baktığımızda aslında hani Putin'in böyle çok dış dünyayı, olayın psikolojik yönünü önemsediğini düşünüyor musunuz diye sorarsanız bana ben hiç umurumda değil diye düşünüyorum. Yani hiç umurumda değil. Rusya-Amerika karşılaştırması yaptı hocam. Ya ben o noktada da şöyle düşünüyorum. Yani Rusya en azından İşte ne bileyim bir PKK gibi veya bir IŞİD gibi böyle piyon örgütlerle uğraşmıyor. Doğrudan giriyor Rus ayısı gibi dediğiniz gibi hocam. Evet. Giriyor silip süpürüp götürüyor. Onun için Rusya bu şeyde bu savaşta çok böyle adımlarını atarken şimdi yani benzetme çok uygun. Hani o ayıyı düşünün, ayının
kimin ne yaptığı, ne ettiği veya ne düşünce umurunda değil. Bir hedefi vardır ve o hedefe kilitlenir. Bazen düşünür nasıl gideyim diye. Bazen birden paldır küldür gider ama neticede hedefine ulaşır. Burada Putin'in de o tabii zihnini bilemeyiz ama şimdi savaşın başından beri verdiği şeyler, Lenin'in hatalarını yapmayalım demesi, ondan sonra veyahut işte bizi yaptırımlar hiç bozamaz, bizim ilgilendirmez veyahut işte hani biz geri adım atmayız anlamındaki ifadeleri, bunun psikolojik yönünden çok daha çok şeyine, kendi hedeflerine kilitlendiğini ve bu noktada ilerleyeceğini gösteriyor. Katliamlar kötü. Kimseye yaşatmasın Allah. Yani biz, bakın ben şunu biraz da bizim açımızdan bakalım. Yani bugün eğer bizde güçlü bir iç şey olmasa ki bu bilmem ne düşünür hocalarım ama ben bu en azından Rusya Ukrayna gerginliğinde muhalefeti tutarlı, yani en azından hükümete taş koyacak yoluna bir siyaset izlemediklerini görüyorum. Çok fazla müdahale olmuyorlar ama politikalar veya söylemler açısından baktığımızda çok, ilk başta bir Meral Hanım hani şey demişti, niye girmiyoruz falan. Ama güçlü şey Türkiye her zaman lazım. Bizi bu ülkenin bütünlüğü ve işte efendim politikalarının tutarlılığındaki bu şeyin, siyasetin bizi bu savaşta da Almanya diyor yani Türkiye'ye daha ne desin, bizi de garantör yapın diyor. Ukrayna kabul etmiş, Rusya kabul etmiş bizim bu savaştaki arabuluculuğumuzu. Bu katliamlar ne kadar devam eder veyahut işte az önce dediği gibi hocamın, bir kitle imha silahı kullanılır mı? İşte yürüyen insanın üstüne, arabanın üzerine, giden arabanın üzerine tank sürmek, bu işin neresinde var? Bunların hepsini bir bütün olarak ve eskisi gibi değil savaşlar, yani canlı canlı her şey gözlemleniyor, görülüyor. Buna rağmen yapıyor olması Rusya'nın ve buna bağlı olarak işte Çin'in Tayvan'la sıcak şeylerinin devam etmesi, gerginliklerinin benzer biçimde orada da acaba böyle bir şey olacak mı? Ya da 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiliyor mu? Bu sorular hep soruluyor. Ama burada işte hep benim dikkatimi şu çeker. Amerika'da güçsüz bir başkan varken Rusya'da bir hareketlenme olur. Bu hep ne hikmet. Afganistan'ı düşünün. O zaman da McCarthy mi vardı bilmiyorum. Yine böyle göreli düşük şeyde bir. Carter vardı. Jimmy Carter vardı. O da böyle Biden'a çok benzetilir. Jimmy Carter. İşte yani hani tarz olarak, uslup olarak. Rusya bence bunu bugün düşünmedi. Altyapısını belki 5-6 yıldır hazırlıyor. Belki 2014'teki Kırım'ın ilhakından itibaren o da bir, o zaman da şeydi ama o zaman işte Yukaşenko vardı Ukrayna'nın başında ve Rusçu bir şeydi, liderdi. Zelenski'yi hazırladı NATO şeyi ve Amerika. Zelenski'de kim? Bugün aslında bize de bir ders olsun bu. Zelenski sahnelerde, yani siyasetten anlamayan, işte sahnelerde tiyatro yapan, hani biz bunu dediğimizde Şahan falan kızıyor da, kızma kardeşim, yani biz doğruyu söylüyoruz, sen boşuna şey yapma. Bu iş siyaset bir birikim işidir. Diplomasiyi bilmek gerekir. Belli bir işin tozunu yutmak gerekir. Ama yine de iyi savunmadı mı? Valla yani o kadar da sizce, yani savunuyor. Çok çok güzel savunuyor ama siyaset savunmak değil ki, siyaset strateji işidir. Buraya niye getiriyorsun? Evet. Buraya geldikten sonra savunacaksın tabii. Çünkü onu da yakalasa Rusya, zaten Ukrayna halkı onu teslim etseydi hiçbir şeye gerek kalmazdı. Rusya oraya getirecekti. Bir tane Melitopol'da yaptı zannedersem. Kendi bir belediye başkanını getirdi, Rusçu birisini. Ve belediye başkanı halka çıkıp şunu dedi Ukrayna halkına: Ruslara karşı şiddet gösterisi yapmayın diyor. Yani gösteri bile yapmayın, teslim edin anahtarı diyor. Yani siz biraz böyle Zelenski'nin NATO ısrarının mı bu meseleyi bu noktaya getirdiğini düşünüyorsunuz? Zelenski'nin şeye düştüğünü tahmin edemeyeceği kadar. Çünkü demek ki alttan yaptığı görüşmeler, biz arkandayız falan demeler, bunlar hepsini o kadar kandı ki zannetti ki ben bu savaşa girersem Amerika da arkamda, NATO da arkamda. Şimdi savunmaktan başka bir çaresi yok ama
güçlü liderlik savaşa sokmamaktır. Savaşa soktuktan sonra zaten savunacaksın. Çünkü seni eline geçirdim Rusya'nın ne yapacağı belli. Ele geçmemek için zaten son noktadasın. İki şeyle ben bitireyim sözümü. Birincisi aynı şeyi Amerika dünyanın birçok yerinde deniyor. Bakın Macaristan'da seçimler var. Ve Macaristan'da yine altılı ittifak konuşuluyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel bir vurgu yaptı. Baktım ifadelere tamamen aynı. Yani bizim içeride dönen şeyle ilgili. Güçlü liderlik bu çağda çok önemli. Güçlü bir lider. Ona güç, yani vatanını savunan da Amerika hemen otoriter der, diktatör der. Evet. Putin'e de diyor aynısını. Şimdi Macaristan'daki Orban zannedersem, Viktor Orban. Orban'a da aynı şeyleri söyleyip onu seçimlere yönelik şeyini yapıyor. Birincisi bu güçlü liderlik. İkincisi de ben her programda söylüyorum. Geçen başka bir kanalda da söyledim. Hocam şu tanklar vardı Dede Ağaç'ta. NATO evet. tankları. Amerika'nın tankları. Onlar sözde Ukrayna'yı Rusya'ya korumak üzere oraya konuşlanmıştı. Binlerce tank. Ben o zaman da inanmamıştım. O tanklar çıkacak Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan, NATO'su şeyini geçip Romanya'dan tır 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 falan gidecek de Ukrayna'ya girecek. Hayır efendim. O tanklar bal gibi Türkiye için gelmişti. Bakın savaş başladı ve tanklar hala orada. Bir tanesinin motoru çalışmadı. Bunu da halkımız çok iyi görsün. Amerika böyle bir ülke. Yani bir şekilde tuttuğunu. Peki Yunanistan ne yaptı? Ermenistan ne yaptı? İsrail ne yaptı? Amerika'nın nasıl sattığını gördü. Hı hı. Ve hemen patır patır Türkiye'ye geldiler. Türkiye'ye bunu Birleşik Arap Emirlikleri daha önceden gördü. 5-6 ay önceden gördü. Buradan Türkiye... Bu savaştan, savaşın kazançlısı olmaz ama yaptığı diplomati hata, hı hı. işte Antalya Diplomasi Forumu ki bana evet. göre Davos'un muadilidir. Evet. Davos. Cumhurbaşkanımız Davos'a gelmem derken yanlış anlamışız. Ben yaparım demek istiyormuş Davos, aslında. Yaptı yani ben. Getirdi. Bugün bile dün 8 başkanla Cumhurbaşkanı bilmem kaç başbakan evet. kaç şeyle birkaç hafta içinde birkaç gün içerisinde görüşmüş. Türkiye böyle gidiyor. İnşallah bu savaş şey olur ama ben Putin'in kafasında hı hı. hala o Çarlık Rusyası dönemindeki o evet. özlem olduğunu düşünüyorum. Çünkü SSCB'nin dağılması Bolşeviklerin evet. hatasıdır diyor ve SSCB'nin kuruluş ilkelerine dönmeliyiz diyor. Peki. Şimdi reklama gideceğiz. İkinci saat diliminde de iç siyasette neler olup bittiğine bakacağız hep birlikte. Saat başına görüşmek üzere. Bir kez daha merhabalar. 24 ekranlarından devam ediyor esas mesele. İkinci saat diliminde iç siyasete bakacağız demiştik. Zaman zaman konuşuyoruz aslında. Yaklaşık bir yıllık bir zaman dilimi kaldı seçime. Millet İttifakı'nın hala net bir adayı belli değil ve konuda oluyor. Acaba kim olacak Millet İttifakı'nın adayı diye. Derken bugün ve dün peş peşe yeni açıklamalar geldi bu meseleyle ilgili. Önce Akşener bir açıklama yaptı. Daha önce hatırlarsınız CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı ile ilgili belediye başkanlığı görevlerine devam edecekleri ifadesini kullanarak o kapıyı kapatmıştı. Ama Akşener bugünkü açıklamasıyla o kapıyı tekrar açtı ve bu iki arkadaşımızın adaylığı için bizim hayır gibi bir tavrımız yok dedi. Bunun ardından da Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. O da her CHP'linin gönlünden geçen genel başkanın aday olmasıdır dedi. Ama farklı bir duruma da dikkat çekmeden duramadı. Yine yuvarlak masanın adayına genel başkanların karar vereceğini söyledi. Yani kendisi de bir nevi aslında eylemleriyle de belirttiği adaylık arzusunu bir kez daha yinelemiş ve Akşener gibi o da açık kapı bırakmış oldu derken bir diğer açıklamada Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. O da Mansur Yavaş'ı işaret etti. Diye özetledikten sonra devam edelim. Halil Bey, tüm bu açıklamaları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Adaylık meselesi giderek karıştıkça karışıyor. Şimdi bu altılı ittifaka baktığımız zaman, özellikle 28 Şubat ittifakına baktığımız zaman bir liderlerinin olmadığı ve bu liderlerinin olmamasının sebebinin de gerçekten ülkenin bir lidere ihtiyaç duyması ve yani duyması durumunda
bir liderin olması gerekir ki ülke ona rağbet etsin. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanlığından ve Cumhurbaşkanlığı serüvenine giderken ülkenin kendisine ihtiyaç duyduğunu dile getiriyordu ve ülke gerçekten ona muhtaç durumdaydı ki onun liderliğinde ülkenin daha geleceğe daha emin adımlarla yürüyebileceğini halk çok iyi bir şekilde anlıyordu ve öyle destekliyordu ki şimdiye kadar da %50'nin üzerinde oy alabilecek potansiyele geldi kendisi. Çünkü siyasette gerçekten lider olabilmeniz için, yani bir liderden bahsediyor olabilmeniz için ülkenin sorunlarına el atıyor olmanız gerekir. Misyon ve vizyonuna sahip olmanız gerekiyor yani. Eğer vizyonunuz ve misyonunuz yoksa, gelecekle ilgili perspektiviniz geniş değilse ve halkın içinde bulunduğu sorunlara siz çözüm üretemiyorsanız kesinlikle orada siz lider olarak her ne kadar kendinizi ön plana atarsanız da bir boşluk olacaktır ve halk bunu desteklemeyecektir. Altılı İttifak'a baktığımız zaman bu kadar uzun bir süre beraber hareket edip her ay toplantılar düzenleyip işte metinler, güzel güzel metinler hazırlayıp ki sadece edebi anlamda güzel metinler diyoruz. Çünkü evet, herhangi bir proje içermiyor metinler. Edebi anlamda metinler hazırlayabiliyorsunuz ancak bir lider gösteremiyorsunuz. Bu da bize şunu gösteriyor. Altılı Masa'nın bir lider konumunda olabilecek bir liderleri yok. Ve bu liderleri olmadığından dolayı da bunu mümkün mertebe en sona bırakıyorlar. Çünkü bunu açıkladıkları gün bu liderin ülke için ne yapabileceği konuşulacak. Bunu nerede görüyoruz? Macaristan örneğinde görüyoruz. Macaristan örneğinde de Orban'a karşı altılı bir parti birleştiler. Ortak bir aday çıkardılar. Ama ne yazık ki altılı ittifak kaybetti ve Orban kazandı 3. kere seçimi ve seçime başladı. Orban'ın seçildikten sonra yani gayri resmi anlamdaki açıklamalardan sonra yani seçim sonucunun açıklanmasından sonra yaptığı balkon konuşmasında farkını da söyleyelim. %18 farkla aldı. Anketlerde %2'lerde, %2, %4 hatta %6'larda falan ittifakın yani altılı ittifakın onu geçtiği baz alınıyordu yani gösteriliyordu. Kamuoyunda 2-3 puan. Aynen öyle evet. Ama ne yazık ki biz yani geldiğimiz noktada kendisinin o altılı ittifaka karşı çok makası çok farklı bir şekilde bitirip ipi göğüsleyip kazandı. Burada şuna dikkat etmek lazım. Altılı İttifak evet birleşti ve bir aday belirledi. Bu aday neden kazanmadı? Onu çok iyi okumak lazım ki çünkü evet orası kaybetti, Türkiye'de kaybetti anlamında bir böyle bir saf görüş olmaz ama en azından bir kıyaslama yapılır ve nasıl şu an oradaki durum bizim için bir örnektir. Kendi içimizde yani bizim tabii ki ülkenin dinamikleri, değerleri farklıdır, kültürü farklıdır, yapısı farklıdır ama siyasi anlamda baktığımız zaman birbiriyle çok benzemektedir. Şimdi altılı ittifak orada birleşti, adayı belirledi ama aday ülkenin yönetimi, ülkenin içinde bulunduğu sorunlarla ilgili hiçbir çözüm üretemedi. Hiçbir çözüm üretmediği için yine halk ne yaptı? İstikrarı devam etmek adına mevcut başkana oy verdiler ve başkanı tekrar seçtiler, yollarına devam ettiler. Başkan da bundan sonra yaptığı açıklamada şunu dile getirdi. İşte Brüksel'den bahsetti, onların desteklemesi, Soros'tan bahsetti, dış güçlerin bu altılı ittifakı desteğinden bahsetti ve bu altılı ittifakın sadece Orban'ı devirme arzusuyla hareket ettiğinden bahsetti. Bizdekiyle birebir neredeyse aynı. Çünkü bizde de altılı ittifaka baktığımız zaman niçin birleştiler diye sorduğunuzda güçlü parlamenter sistem diyorlar. Bizim zaten bir sistemimiz var. Bu sistemi değiştirmeniz için 600 tane milletvekilinden 400 tane milletvekili alıyor olmanız gerekiyor ki bu aritmetiğe baktığımız zaman bunun imkansız olduğunu görüyoruz. Çünkü AK Parti'nin oylarını her ne kadar az olarak gösterse dahi %35'lerde falan gösterebiliyorlar. Niye? Çünkü %50'nin üzerinde alan bir liderden bahsediyoruz. Bir diğeri ise işte eğer referanduma gidilecekse de 360 tane milletvekilinin olması gerekiyor ki siz sistemi değiştirebilirsiniz, referanduma gidebilirsiniz. Halk referandumda zaten başkanlık sistemini kabul etmiş. Yani bu 4 yıl geçtikten sonra kalkıp sistemi değiştirecek bir halk yok ki karşımızda. Ancak bunlar bu olmayacak hayaller çerçevesinde birleşmişler.
Bunun sebebi ne? Çünkü altılı ittifakta bulunan 6 tane partinin her birinin amacının farklı olduğunu görüyoruz. Ancak bizim en son değiştirdiğimiz siyasi partilerin kanunundaki yaptığımız değişiklikler neticesinde bu yasa değişikliğiyle bir nevi biz o masayı %80 oranında dağıtmış durumdayız. Neden dağıtılmış durumda? Çünkü altılı ittifakta en az oy alan parti, en çok oy alan partiyle aynı söylemleri kullanıyordu ve eşit bir şekilde davranmaya çalışıyordu. Ancak seçim barajı %10'dan %7'ye düşürülünce ne dedi? İyi Parti, sen artık CHP'ye muhtaç değilsin. Çünkü hatırlarsanız CHP'nin milletvekillerinin İyi Parti'ye göndermesiyle İyi Parti seçime girebildi. Ve çoğu yerde de Millet İttifak neticesinde İyi Parti daha fazla milletvekili çıkartabildi. Böyle bir işte %10'dan %7'ye inince İyi Parti de hani %7'nin üzerinde bir oy almayı kendisinde kesin gözüyle baktığından dolayı bu sefer şöyle bir şey var. Hani artık CHP'ye ihtiyaç duymazsın. Yani senin sözün daha çok değerli olacak yani. Aynı şekilde HDP ile ilgili. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi ne diyordu? Bir oy HDP'ye, her evden bir oy HDP'ye, bir oy CHP'ye diye açıklamalar yapıyordu. Şimdi evet, HDP'nin oyu tartışılabilir yüzde kaçtır diye. Ancak bir önceki seçimi baz alırsak %7'yi alabilecek potansiyelde ve artık CHP'ye ihtiyaç duyacak bir konumda değil. Evet. Burası da çok önemliydi. Ve en önemli olaylardan bir tanesi de milletvekili hesaplaması yapılırken artık ittifaklar üzerinden değil partiler üzerinden bir hesaplama yapılacaktı. Yani o parti o seçim çevresinde kaç oy aldıysa o oy bazında milletvekili çıkarıp çıkarmadığına bakılacak. Bir önceki sistemimizde ittifak anlamında bakılıyordu ve ittifak anlamında baktığınız zaman bir parti 35 bin oy aldığında diğer parti 45 bin oy aldığında bu parti ittifakta, bu parti ittifakta değil. İttifakta olan partiler küçük partilerden aldığı oylarla beraber diğer partinin önüne geçilebiliyordu. Bu da hem seçmene çok büyük bir haksızlık oluyordu hem de seçilene çok büyük bir haksızlık oluyordu. Bunun önüne geçildi ve siyasi partiler daha çok görünür hale geldi bununla beraber. Daha çok görünür hale gelmesindeki amaç da siz küçükseniz, halktan destek almıyorsanız bir sözünüz yoktur demektir. Bu da işte o altılı masada bulunan küçük partilerin sözünün çok çok aşağıda olduğunu bu sefer bize net anlamıyla gösterdi. Ve bunun neticesinde siyasi partiler kanunun değişikliğinden sonra Meral Akşener'in, Sayın Akşener'in konuşmalarına bakmak lazım. Sayın Akşener bu sefer ne yaptı? Sanki Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyici imalarda bulunuyordu. Yani İmamoğlu'ndan vazgeçti. İşte o anında ayetleri gördüğü şahıstan vazgeçti. Kendisinin işte ayet ikinci değil o dua ya. Rabbi yesir dua. Aynen ayet, dua artık ne ama gördüyse bilmiyorum. Ama şeyi ekleyelim, İmamoğlu Fatih oldu. Kaftancıoğlu Molla Gürani oldu. Onu o oluyor ya, akıl hocası yani, direkt kontenjanı. Aynen öyle. Onu ekleyelim, yani bu, hakkını verelim herkese. Bu minvalde kendilerini gördüğü halde, yani bu işte İmamoğlu'nu gördüğü halde kendisinden vazgeçtiğini gördük. Ve İmamoğlu'nun özellikle bu işte karı mevzusunda İstanbul'a ne kadar büyük bir İstanbul'u büyük bir zorlukta bıraktığı ve onun da hayallerinin karın altında kaldıktan sonra bu seçim çerçevesiyle beraber Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu destekleme yönünde bir işte kulislerde dönen şey tabii ki bu. İstanbul krizinden sonra mı olduğunu söylüyorsunuz? İstanbul krizinden sonra bir soru işareti oluştu ve bu kanun değişikliğinden sonra da bu sefer şey oldu. Hani kendilerini biraz daha güçlü hissetmeye başladı İyi Parti. İyi Parti içerisindeki bu değişikliği de aynı şekilde yorumlamak lazım. Çünkü bu kanun değişikliğinden sonra bu yapılmaya başlandı. Niye? Çünkü İyi Parti ilk başta yola çıkarken Milliyetçi Hareket Partisi'nden kopan bir partiydi ve o minvalde, o vizyonda, hatta şöyle bir vizyonla yola çıkmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi milliyetçilik yapamıyor. Ben daha çok milliyetçiyim. Milliyetçileri de buraya topluyorum diye yola çıkmıştı yani. Ama geldiğimiz noktaya baktığımız zaman İyi Parti ilk kurulduğundaki 2017 yılındaki A takımıyla bugünkü A takımı arasında neredeyse 180 derece olabilecek şekilde bir farklılıkla karşı karşıya kalıyoruz. Evet. Bu da İyi Parti'nin artık seçim barajında kendini daha emin olarak gördüğü,
köprüyü de geçti. Köprüyü geçtiğinden dolayı da kendisi üzerinde yük olarak gördüğü milliyetçileri yavaş yavaş tasfiye ettiğini görüyoruz. İşte Yavuz Ağaralioğlu gibi, Koray Aydın gibi isimleri tasfiye etti. Ve ileriki aşamalarda daha fazla tasfiyeler geleceğini göreceğiz. Böyle olunca bu sefer ne oldu? Adaylık mevzusu biraz daha farklı bir konuma çıktı. Sayın Kılıçdaroğlu kendisini açık açık bu sefer aday olarak göstermeye çalıştı. Şimdi bir partinin genel başkanı kendini aday olarak gösteriyorsa o partinin içerisinde başka bir ismin çıkması biraz hani siyasi kurallar neticesinde, belki yazılı olan kurallar değildir ama siyasi tahammül kuralları neticesinde biraz imkansız gibidir yani. Çünkü kimse desteklemez. Onun için Sayın İmamoğlu'nun şansı zordu. Sayın Akşener onu desteklediğinden dolayı bir şansı vardı ve Sayın İmamoğlu'nun işte konsoloslarla görüşmesindeki en büyük amacı da buydu. Kendisini aday olarak gösterilmesi isteniliyordu. Hatta destekleniliyordu da. Ancak Kılıçdaroğlu açık açık bunu dile getirdikten sonra başka bir şans kalmadı ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakmak biraz daha ileriki aşamalarda netleşecektir. Ancak buradaki yine diyoruz en önemli mesele lidere bakmak lazım. Aday kim olacaksa olsun hiç önemli değil. Önemli olan bu adayın Türkiye için yapabileceği projelere odaklanmak lazım. Halk da seçmen de her zaman buna odaklanmıştır. Seçmen hiçbir zaman popülist söylemlerle ya da algı ile kimseyi seçmemiştir. Ve kesinlikle bir çözüm üretmeniz gerekiyor. Sorunlara projeler üretmeniz gerekiyor. Bu projeler neticesinde nasıl bir yol izleyeceğinizi tam anlamıyla açıklamanız gerekiyor ki halktan bir destek alabilirsiniz. Altılı İttifak bunu göze alamıyor. Bunu göze alamadığından dolayı da hiçbir şekilde adayını açıklayamıyor. Ki aday açıklama zamanına geldiğimizde de bu sefer çok büyük bir savaş çıkacaktır bu altılı masada. Hem adaylık, işte adayı desteklememe konusunda söylemler çıkacaktır ortaya. Hem de bu küçük işte partiler, yani barajı aşamayacak olan partilerin kimlerin listesinden gireceği tartışması yaşanacaktır. Kime hangi bakanlık vaatleri verilecektir ki şu an daha hiç kazanmadıkları halde, seçime gitmediğimiz halde başbakanın kim olduğu, cumhurbaşkanının kim olduğu, bakanların kimler olduğunu kendi aralarında konuşmaya başlamışlar. Yani dereyi görmeden paçayı sıvamışlar, ancak böyle bir şey olamayacaktır ve ileriki aşamalarda altılı masada çok büyük kavgalar çıkacaktır. Ahmet Hocam, siz ne dersiniz? Peş peşe gelen bu açıklamalı adaylık açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ondan önce bu Macaristan olayı gerçekten bir turnusol kağıdı gibi önümüzde duruyor. O kadar benzerlikleri var ki Türkiye ile ilgili. Ben onlardan birkaç başlık söylüyorum. Malumunuz Merkezay herhalde orada muhalefetin altılı adayının, altılı muhalefetin adayı. Orada da çok ilginç 6 parti var. Evet. Ve baktığımızda şu an Millet İttifakı'nın olası bileşenleri olan işte o 6 partinin birine denk gelen bir parti var muhakkak. Bir sol parti var, bir muhafazakar, bir liberal, işte bir milliyetçi falan. Hepsinden bir karışım yapmışlar. Bu Merkezay suçladıkları şeye baktığımızda Viktor Orban'ı tamamen aslında Sayın Cumhurbaşkanımıza o kadar benziyor ki, yani sanki biri bir kağıt veriyor ellerine, al abicim şunları söyle. Ama bugün bunun orada tutmadığını gören Tanju Hoca, Tanju Özcan zannedersem muhalefeti uyarmış, buradaki muhalefeti, ve demiş ki dikkat edin. Orada tutmadı bu iş. Anketlere de hiç kaptırmayın kendinizi. Oturun, şeyi bırakın. Efendim, güçlenmiş parlamenter sistemi falan bırakın, günlük hayatta etki oluşturacak politikalardan söz edin diyerek buradakini uyarmış. Umarım bizdeki altılı ittifak, altılı muhalefet bile o ders alır. Şimdi başlıklar şöyle. Viktor Orban'ı, yani özellikle Macaristan'daki ulusal bağımsızlığı, güvenliği, ülkenin bütünlüğünü savunan ve milli, yerli olan bir lider olan Orban'ı şunlarla suçluyorlar. İşte yolsuzluklar arttı, diktatörlük var. Bakın değerli izleyicilerimiz, bunlara çok dikkat etsinler. Geçim sorunları ve bizdeki ne hikmetse güçlendirilmiş parlamenter sistem hikayesi orada da var. Adı şöyle, denge denetleme mekanizması olması lazım. Bu da bize benziyor. İşte şunu da diyorlar, çok ilginç, seçimden önce birçok konuda anlaşamadık ama prensipte fikiriz. Çünkü bizdeki gibi anlaşmaları mümkün olmayacak birçok konu var.
Hatta daha ileriye gidiyor. Az önce Hadi Bey Rabb-i Yesir gördü. İyi görmüş Meral Akçener. O demiş ki Merkezay, Hazreti İsa da solcuydu demiş. Yani bir gömlek daha yukarı şey yapmış, çıkarmış. İşte eşcinsel evliliği güvence altına alacağız. Viktor Orban için yatları, özel jetleri var. Bir şey demişler mi onu bilmiyorum. Sarayda altın klozeti var falan. Onu göremedim. Ve yine ne hikmetse bize S-400'leri geri verin diyen oradaki altılı muhalefet, bizdeki altılı muhalefet S-400'leri geri verin diyor. Oradaki de diyor ki Rusya ile Tuna Nehri üzerinde yapacağı nükleer enerji projesini iptal etsin diyor. Yani aslında ve yine Macar frontunu Euro ile değiştireceğiz. Tamamen NATO'cu bir aday vardı ve çocuklarımız ülke dışına çıkmasın diyor. Benim 7 çocuğum var, onlar da dahil hiçbirisinin çıkmasını istemiyorum diyor. Ya hikaye o kadar benzer ki Türkiye'ye. Yani bu kadar benzerlik artık herhalde, şuna artık ikna oldum hocam, bilmiyorum ne dersiniz. Birileri oturuyor bir masada, her ülke için bir kağıda bir şeyler yazıyor. Şuralardan yürüyün diyor ve oralardan yürüyünce zannediyor ki bu ülkenin milleti de, bu ülkenin vatandaşları, seçmenleri de affedersiniz ahmak, bizim dediğimiz projeyi tutturacaklar. Ama Macaristan'da tutmadı. Ben çok eminim Türkiye'de de eğer bu şekilde giderse, şurada kaldı seçime bir yıl. Henüz daha içeriğinde ne olduğunu bilmediğimiz, aklımda iki şey var. Yükü kaldıracağız, rütüyü denetleyeceğiz. Ya yani iki tane somut o kaldı o 28 Şubat şeyinden. Ambalaj fabrikasını unutmayın hocam. Ambalaj fabrikası, bir de belki Sümerbank falan vardır. Yani bunun dışında mesela şunu hiçbir şey diyemiyorlar. Suriye'yi ne yapacağız? Asıl önemli şey bu. Veyahut biz işte Doğu Akdeniz'deki petrolü aramasını, doğalgaz aramasını durduracağız mı? Bununla ilgili bir şey yok. Veya HDP'yi. Hulki Cevizoğlu, Hulki abiye buradan selam olsun. Değerli hocamız demişti ki HDP Millet İttifakı'nın protezidir demişti. Yani protezsiz bir insan yürüyemezse o da yürüyemez demişti. Ben biraz eli yükseltip şöyle diyorum, kalp bile. HDP Millet İttifakı'nın kalp bilidir. Yani insan yine protez olmadan yürür ama kalp bile olmadan asla yaşayamaz. Şimdi gelelim buradaki şeylere. Bir kere önce şunu söyleyeyim. Halk da bıktı. Gerçekten bıktı. Bizim ahbaplarımız var, hocamın da vardır. CHP'li veya İyi Parti'den veya Millet İttifakı'nın herhangi bir bileşenine gönül vermiş. İnsanlar var, vatandaşlarımız var, dostlarımız var. Sohbet ediyoruz, şey yapıyoruz. Yani bu şeyden bıkmış vaziyetteler Nur Hanım. Obskrantizm dediğimiz. Bu aslında bir psikoşiddettir. İşletmelerde yaparsınız. Obskrantizm bilmesinlercilik. Benim politikamı kimse bilmesin. Ben yarın kimi işten atacağım onu bilmesin. Evet. Veya seninle ilgili görüşlerim. Yüzüne gülersin ama alttan ne çevirdiğini bilmesin. Bu bilmesinlercilik şu an altılı muhalefet bloğunda, Millet İttifakı'nda seçmen cidden bunalmış vaziyette. Artık diyor kardeşim, yani iki gün kala mı gene Ekmelettin İnsanoğlu gibi açıklayıp bir de tıpış tıpış gideceğiz diyorsunuz. Ya bizim deyimi adaylarımız var. İmamoğlu var, Mansur. Bakın siz sahip çıkmazsanız geliyor işte Zafer Partisi alıyor elimizde. Bak Mansur Yavaş hem Kılıçdaroğlu'ndan hem İmamoğlu'ndan nispeten önde görünüyordu. İmamoğlu dediğiniz gibi bitti yani o kar. Evet. İmamoğlu aslında nerede bitti biliyor musunuz? İmamoğlu'nu büyükelçiler ziyaret edip tarafını belli edince bitti. Halk şunu gördü. Bize yerli ve mi? Aslında en başta Lütfü Savaş'ta bitmişti. Lütfü Savaş, Hatay Belediye Başkanı Doçent Lütfü Savaş Hoca demişti ki bizim adayımızı, ona hatta şöyle demişlerdi, sen de aday olacak mısın falan. Demişti ben bilemem bunu. Bunu ulusal veya uluslararası karar vericiler belirleyecek. O günden direkt bu işi... Öyle yani. Direkt tabii tabii direkt öyle. O günden yani. Bu iş belirlenmişti. İmamoğlu yemek yedi, öteki şunu gördü, bunu gördü. Fakat öyle ya da böyle. Şimdi orada ciddi bir bunalım var. İmamoğlu'nun dünkü ben Fox'ta zannedersem İsmail Küçükkaya ile olan programında, dün mü evveli gün mü hatırlamıyorum şimdi. Evet orada diyor ki tabii ki doğal adayımız Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu'dur diyor. Ama dedim mi zaten ama dedim mi öncekilerin hepsi bitmiştir. Bir cümlede ama kuruyorsan, ama diyor tabii ki diyor biz burada çalışıyoruz ediyoruz diyor. Baksana İstanbul'u uçurduk falan diyor, %40 zam yapıyoruz. Boşuna mı bunları yapıyoruz diyor, ulaşıma tarihi rekor zamlar yapıyoruz. Yani şunu demek istiyor. Ben bir nefer olarak burada çalışacağım derken, bu işin içindeyim derken, ya bir belediye başkanının ne işi olur Millet İttifakı'nın adayını belirlemede? Yani sen neysen Ankara'nınki, Hatay'ınki, Adana'nınki de odur. Ama bu hayır. İmamoğlu diyor ki ben bu işte diyor farklı bir pozisyondayım ve diyor ben bugüne kadar bir yere getirdim diyor. Bir seçim kazandırdım. CHP'ye ve Millet İttifakı'na cesaret veren kişi benim. Onun için diyor ben burada asla geri adım atmayacağım diyor. Ve burada
belirleyici olacağım diyor. Bu da aslında bunun esameleri daha önceden sembolleri, simgeleri, şifreleri verilmişti. Nereden? Ciddi bir Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında bir soğuk savaş var. Şeye ters bindirdi o gemi yürüyen merdiveni kediyi. Ters bindirdi. Aslında Kılıçdaroğlu'na 1-0 attı golü. Ondan sonra Kılıçdaroğlu da efendim bunun balık yeme şeyini servis etti. 1-1. 2-1 de otel odası. Evet. Sen 100 bin liralık otel odasında kalıyorsun. Önce dar köşeden çektiriyor. Sonra İmamoğlu'nun adamları da oradan onu geniş açıdan çektirip veriyorlar. Burada bir psikolojik şey var. Hala daha Meral Akşener'in kafasında İmamoğlu var. Kesinlikle. Bugün azıcık dün aslında şöyle zannedersen telefonlaşıyorlar mı artık bilmiyorum. Yani İmamoğlu diyor ki ben yarın Fox TV'ye çıkacağım. Önce Kılıçdaroğlu diyeceğim sonra ama diyeceğim falan. Sonra bak yarın sen de çık. Bir programda zannedersem Candaş Tolga Işık'ın şeyindeydi Meral Hanım. Orada ona sordu. Dedi ki işte tabii ki dedi fevkalade olabilirler o adaylara hayır demeyiz. Halbuki Kılıçdaroğlu onlar belediye başkanlığını yapacak dedikten sonra Meral Akşener o ittifakın bileşeni ve Kılıçdaroğlu'nun o ittifakın başı olduğunu kabul ediyorsa şunu net bir şekilde demesi lazımdı. Ben o partinin iç işlerine karışmam, bunun kararını verecek Kılıçdaroğlu. Böyle bir laf duyduk mu? Duymadık. Her defasında bu iki başkanın hakkıdır. Eğer aday gösterilirse yani aday gösterin demektir aslında. Evet. Ben onun arkasındayım diyor. Tabi burada HDP'nin ne diyeceği çok belirleyici olacak. Babacan bu şey düştükten sonra onlara bağımlılığı azalıyor. Efendim seçim barajı. Herkesin kafasında o %7 var. HDP bence artık tamamen işin dışında kalıp kendi adayını belirleyip bunların yani deyim yerindeyse ağız kokusunu falan çekmek istemiyor. Yani HDP'yi yok sayacaksın işte masanın altına mı koyacaksın sağına mı koyacaksın masanın dışında mı tutacaksın. Balkonda mı tutacaksın yani HDP tutulacak bir şey değil. Orada da bir karışıklık var. Olan Nur Hanım yazık şu Millet İttifakı seçmeni ne oluyor? Ben Millet İttifakı seçmeni olsam gururla çıkıp Cumhurbaşkanı. Ya bugünden çalışmak isterim ben yani. Bugünden oy toplamak isterim. Şimdi ben bir CHP'li olsam adayıma oy toplamak isterim. Bir ay bir yıl kalmış. Kime toplayacağım oy? Ya üstadım şimdi Millet İttifakı seçmenler şüphesiz kendilerinin de adam yerine konulmasını istiyorlar. Fikirlerinin sorulmasını istiyorlar. Fakat orada sıkıntı şu. Tıpış tıpış sandığı geleceksiniz. Tamam. Yok ben araya girdim. Bitirdim ben yani. Böyle kaldım. Size geliyordum zaten. Tıpış evet, tıpış evet. Geleceksiniz. Üç kere kafayı salladın Nur Hanım. Bitir demektir o. Ahmet Hocam yine bütün jest ve mimiklerini saymış. Yani o ittifakın seçmenine tıpış tıpış sandığı geleceksiniz dedikten sonra seçmenin nereye konduğu ortada. O da bir mobbingdir. Ne demek tıpış tıpış? Ama yani bu yukarıdan seçmene bakış açısını evet, gösteriyor. Tepeci, üstenci. Üstenci evet. Bir bakış açısı var. Tıpış tıpış geleceksiniz sandığa diyor. Öyle dendiği zaman artık seçmene de diyecek bir şeyi kalmıyor. Evet. Ben kusura bakmayın. Estağfurullah böyle... ben tam bitirmiştim. Buyurun hocam. Yani söz arasına girmiş. Yok estağfurullah. Yani, peki nereye evrilecek İnsanlar sizce? İnsanlar siyaseti niye yapar sorusuyla başlamak istiyorum. Bizim anladığımız manada eğer siyasete talip olan varsa ülke yönetimine talipse ülkeyi nasıl yöneteceğini ve ülkeye nasıl hizmet edeceğini, millete nasıl hizmet edeceğini ortaya koyar. Yani hedef budur esasen. Siyasetin esas amacı budur. Yani öyle soyut makam şeylerle mevki... uğraşmaz yani. Güçlenmiş parlamenter sistemle uğraşmaz. Günlük hayata dair tabii, bir şey söyler. Tabii. Makam mevkiden öte, siyah arabaya binmekten öte hizmet amacı var, olması lazım. Şimdi bizim da bir iki gün önce sosyal medyada bir video yayınlanıyordu. Bu yuvarlak masa 28 Şubat İttifakı'nın yuvarlak masadaki şeyinde işte partiler kendilerince herkes bir yerlere kendine layık görüyor. Pervin Buldan'ın kutudan çıktığı şeyi mi diyorsunuz? Yok o balkonda. Pervin Buldan balkonda. Beni alın artık içeriye diyor. He, balkon bunlar işte orası. Birisi ben diyor başbakan olacağım öteki de ya da dur da başbakanlık yok ortalıkta nasıl olacaksın falan. Böyle bir animasyon yapmışlar ama hakikaten o animasyonu izlese seyircilerimiz buradaki bütün konuşmalarımızın hepsini orada içinde toplayan bir animasyonda. Şimdi tabii Türkçe'de güzel deyimlerimiz var. Horozu çok olan köyün sabahı olmaz. Şimdi 6 tane genel başkanın olduğu bir
ittifakta bir fikir birliğine varılması pek kolay değil. Nihayetinde parti genel başkanı olsalar bile hepsi insan. Ve insanın da en büyük ihtiyaçlarından biri saygınlık ihtiyacıdır. Bu saygınlığı da nereden temin edebilir? Ya bilgisiyle, görgüsüyle temin edebilir veya sahip olduğu makamla, arabayla, şan ve şöhretle bunu sağlamaya çalışır. Şimdi o nedenle aday ittifak partilerinin genel başkanının hepsi kendisini cumhurbaşkanı adayı olarak düşünebilir. Bu insani bir şeydir ve normaldir. Fakat burada oraya giden o hedefe çıkan merdivenlerin bir basamakları var. O basamakları nasıl çıkacaklar? Sıkıntı zaten buradan kaynaklanıyor. Kafa karışıklığı da buradan kaynaklanıyor. Ben kısa kısa notlar almışım. Buyurun. Mesela dış politikada bu ittifak ne düşünüyor? Rusya-Ukrayna savaşında ne düşünüyorsunuz? Suriye, Irak, Sudan, Somali, Libya, Karabağ, Balkanlar, Akdeniz, Ege Denizi, Karadeniz'deki durumlarımızla ilgili, Balkanlarla ilgili fikriniz nedir? Bunun cevabı, bunu sorduğumuz zaman bir cevap alabiliyor muyuz? Veya bu konuyla ilgili kritik günlerde yaptıkları açıklamalar oluyor mu? Şu Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta, savaş hakkında, Türkiye'nin duruşu hakkında eleştiri veya destek manasında bir açıklamalarına biz rastlayabildik mi? Şöyle, S-400'leri geri gönder. Yani S-400'leri geri gönder. Hepsi o. Diğer açıdan ekonomide mesela ne düşünüyorsunuz? Hangi projeleriniz var? Temel atmamak bir proje midir? Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı biliyorsunuz temel atmama töreni yaptı. Sonra da o temel atmadığı yerin ne kadar gerekli olduğunu sonra bu müsilaj tehdidini görünce ortaya çıktı. Halbuki o temeli atılmış olsaydı arıtmanın belki de müsilajın bir kısmını biz yaşamayacaktık. Hepsinden daha önemlisi nasıl bir Türkiye istiyorsunuz? Bu sorunun cevabını her vatandaş gibi, seçmen gibi ben de sorarım. Yani nasıl bir Türkiye olsun istiyorsunuz? Somali'den çekilelim, Katar'dan çekilelim. Suriye'deki kazanımlarımızı bir kenara bırakıp geri çekilelim. Akdeniz'e petrol arama sondaj gemilerimizi geri çekelim. Ege'de hiçbir gemimiz bulunmasın. Mavi vatanı unutalım. Bu mu? Böyle bir Türkiye mi istiyorsunuz? Esasen açıklamaları evet cevabını verdiriyor. Bununla ilgili açıklamaları. O zaman Türkiye ayağa kalkıp güçlü olarak dünya siyaset sahnesinde söz sahibi olan bir Türkiye'yi küçücük bir ada devleti haline getirmektir bu. Hedef ne? Yani ben bu ittifak üyelerinin, genel başkanlarının bu konudaki bir siyasetlerini veya açıklamalarını ben duymuyorum. Nasıl bir Türkiye istiyorsunuz? Her şeye karşı çıkmak bir siyaset olabilir mi? Türkiye gibi stratejik bir yere sahip olan, coğrafyaya sahip olan bir devletin, devleti yönetmeye talip olanların bir vizyonu olması lazım. Nasıl bir Türkiye ortaya koymak istiyorlar? Bunların ortaya konması lazım. Ve bazı somut olaylar var. Daha geçen gün bir durum yaşadık. Ben şu soruyu sorarım. Yahu siz ne kadar millisiniz? Ne kadar millisiniz? Mersin Akdeniz ilçesinde belediye meclisi oradaki bir parka şehit Eren Bülbül'ün ismini vermek için görüşme yapılıyor. Ve HDP ve diğer yanılmıyorsam hangi parti? CHP galiba. CHP vardı. Oylarıyla reddediliyor. Tabii. Siz ne kadar millisiniz? Eren Bülbül'ün isminin bir parka verilmesinden neden rahatsızsınız? Ve içlerinde, o ittifakın içinde milliyetçi olduğunu iddia edenler bu konuda tek kelime etmeyecekler mi? İtirazları yok mu hiç? Neden rahatsızlar biliyor musunuz hocam? Eren operasyonları devam ediyor şu anda. Bugün yenisi başladı. Siz 35.'si başladı. Ve göz açtırılmıyor. Bakın Allah'a şükür bir tane şehit haberi almıyoruz aylardır. Çok İnşallah hiç almayız yani. Ülkenin de geçmişini düşünelim. Eren operasyonları, onlar rahatsızlar yani. Yurt içinde yapılan operasyonlar terör örgütünün de bahar yapılanmasını engellemek amacıyla yapılan operasyonlar. Çünkü yarın arazi yeşillenip ağaçlar yapraklandıktan sonra gizleme sağlamaya başlar teröristler için. Bu nedenle bu operasyonlar
belirlenen bölgelerde ve terörist hareketliliğine bağlı olarak başlatılıyor. Bu kadar teröre karşı mücadelemiz sürdürülürken teröristlerin şehit ettiği bir Eren Bülbül'ün isminin bir parka verilmesinde niye rahatsızlık duyuyorsunuz? Evet. Ve bu ittifakın içerisinde bunu dillendirecek bir tane mi milli insan yok? Ben özel olarak bu partilerin hedeflerini olduğunu çok değerlendirmekten ziyade genel açıdan bakıyorum. Bir seçmen ağzıyla konuşmaya çalışıyorum. Gerçekten bu soruları sormak zorundayız. Yarın bir gün bizim ve bizden sonra gelecek nesillerin kaderini belirleyecek kararlar vereceğiz. Sandıkta o karar verilecek. O nedenle böyle 6 kişi bir araya gelip toplanıp dağılma. Neticede kim başkan olacak, aday kim olacak? Yani bunlar artık Türkiye'nin özellikle şu Sırat Köprüsü'ne geçtiğimiz dünyada bunlar değil mesele. Türkiye'nin daha büyük gelecekle ilgili vizyonunun olması lazım. Ve muhalefetsiz siyaset olmaz. Muhalefetin de bu noktada bir hedefinin olması lazım, bir sözünün olması lazım ama... Doğrusu kayıkçı kavgasının öteye giden bir siyaset göremiyorum ben. Şöyle demiş CHP'li meclis üyesi o Mersin'in Akdeniz ilçesinde şöyle demiş. Evet, dediğiniz gibi CHP, HDP ve EMEP ve iki bağımsız üyenin oylarıyla reddedilmiş. CHP'li çok acı. Demiş ki yani o zaman 500 şehit ismi daha getirilirse onların da adını parklara vereceğiz. Rahatsızlık bu yani. Şehit sayısının... Hayır, biz 500 tane şehit vermedik ki. Binlerce şehit verdik. Her birinin adının bir parkta veyahut adını yaşatmaktan niye rahatsızlık duyuluyor? Biz sırf bugün mü şehit verdik? Sırf Eren Bülbül'ü mü şehit verdik? Onca şehidimiz var. Ve o insanların bir hatırı yok mu? O insanların isminin bir okulda yaşatılmasının ne mahsuru var? Eren Bülbül de olur, başka isimler de olur. CHP'li üyenin bunu demesi çok ilginç. Yani 500 şehit ismi gelirse her parka adını mı vereceğiz demesi. Yani ne kadar millisiniz. Siz peki nereye bağlıyorsunuz? Yani bunun HDP'li olan yakınlaşmalarıyla. Yakınlaşma değil, kalp bile dedim ya, mecburiyet. Yani şunu en hani muhalefete en yakın veyahut en fonlanan işte hani şey demişti ya Mustafa Kemal Çiçek Memleket Partisi CHP'den ayrılan bilirsiniz dedi. Evet. 650 milyon TL basın yayına ve anketlere ayrıldı dedi. Şimdi en böyle Millet İttifakı'nı güçlü gösteren ankette bile HDP olmadan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının seçilmesi mümkün değil. Evet. Giderek bunun da bu özellikle Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Türkiye'nin arabuluculuk rolünün, bu Antalya diplomasi formundaki liderliğinin ve hem Rusya'nın hem Putin'in hem Zelenski'nin Türkiye'ye gelip bizim aramızı bul demesinin, bütün bunların halkta yansıması çok farklı oldu. Ve şu an muhalefet gerçekten bu savaşı eğer arabulucu olarak Türkiye bitirirse, sonlandırırsa hem dünyadaki prestiji artacak. Stoltenberg koşa koşa geleceğim ben Tayyip Erdoğan'la görüşmek için diye açıklama yapıyor. Şu anda Türkiye'nin durumu bu. Muhalefet bunu hepimizden iyi görüyor. Muhalefet seçmeni de iyi görüyor ve bu kadar ekonomik sıkıntıya rağmen şu anda AK Parti'nin oylarında bir toparlanma olduğu görülüyor. Ve bu görüldükçe CHP'nin yani Millet İttifakı'nın aslında HDP'ye bağımlılığı giderek artıyor. Mecburiyeti giderek artıyor. Bunu yapmak için de İYİ Parti ne yapıyor? Bakın kimleri çıkardı? İki tane değerli isim. Ben ikisini de yakından tanırım. Yavuz Ağar Alioğlu'yla Nuri Okutan. Nuri Okutan'ı Sakarya valisiyken bilirdim. Hakikaten milliyetçi, vatansever. Yavuz Ağar Alioğlu Bey de PKK'ya karşı tavrını en net koyan İYİ Parti'de. Yani her yerde bir rütuş var. Bu da onun rütuşlarından birisi. HDP'ye samimi ve şirin görünmenin. Yani şimdi Kılıçdaroğlu diyecek ki bak beni niye farklı görüyorsunuz diyecek. Benim sadece siyah sezginim yok diyecek yani. Bak bir tane de CHP'li Akdeniz Belediyesi'nde meclis üyesi var. O da şehitlerin isminin parka verilmesinden rahatsız. Sadece Sezgin Tanrıkulu gibi bir şey demiyoruz. Siyahlarla masumlar, siviller vuruluyor. Bak biz toptan bir politika olarak böyle izliyoruz. Onun için ben şeyi arıyorum gerçekten Nur Hanım. Hani komutanım 28 Şubat'ı derinden yaşadı ama şu isimleri arıyorum. Nur Serterleri, Süheyl Hocaları, Ümit Kocasakalları nerede bunlar? Metin Feyzoğulları neredeler? Canan Arıtmanlar, Yılmaz Ateşler. Yani bu adamlar
Hakikaten bugün olsaydı CHP'de ve CHP şu anki konumunda değil, o günkü ulusalcı, milliyetçi, işte en azından dış politikada mesela Deniz Baykal lider olsaydı CHP'nin hala da veya Mustafa Soygül veya Muharrem İnce, şunları yaşamazdık. En azından evet. Ulusal güvenliği ilgilendiren milli meselelerde, uluslararası diplomaside, evet. Yani bugün farklı bir tonda şey duyardık CHP'den. CHP giderek rütüşlendi. Son MKY parti meclisi, parti yönetimi değişimiyle İYİ Parti de HDP'nin istediği bir noktaya doğru maalesef çekildi. Bunu bana İYİ Partililer de diyor. Yavuz Bey de kendisi bu bana arkadan yapıldı ve hiç haberim yoktu diyerek rahatsızlığını dile getirdi. Onun için her iki taraf HDP'ye hoş görünmeye çalışıyor. Benim gözlemlediğim bu. Ahmet Hocam, burada iş siyasi konudan açıldı ama benim terör konusu, terör dendiği zaman damarıma basılmış gibi hissediyorum. Yıllarca mücadelesini verdiniz. Neden damarıma basılmış gibi? Bir hatıramı müsaade ederseniz anlatmak istiyorum. Şimdi oradaki CHP meclis üyesinin açıklaması, 500 tane şehidin ismini mi vereceğiz? Vereceğiz arkadaşlar. Vereceğiz. Tabii. Vereceğiz. Hepsinin ikini de vereceğiz. Gerekiyorsa vereceğiz. Ve verilmesi de lazım. Sene 1998 yılında Antep'te görev yapıyorum. Bir sabah mesaiye geldim, kurmay başkanı çağırdı beni, dedi İbrahim bir şehidimiz var dedi. Ailesine haber verilmesi lazım dedi. Bu işi sana vereceğim dedi. Görevi bana verdi. Yanıma bir bayan üsteğmen, bir doktor, hemşire aldık. Önde jiple gidiyoruz, arkada ambulans peşimizden geliyor. Adres elimizde. Ama ben giderken dua ediyorum, Allah'ım diyorum. Bir anneye, bir babaya ben evladının şehit olduğunu nasıl haber vereceğim? O kadar zor bir görev ki. Yani cephede göğüs göğüse çarpışsam bu kadar zor değil. Gittik adrese. Bir sokağa girdik. Sokakta çocuklar böyle, ortalık böyle cıvıl cıvıl çocuklar oyun oynuyorlar ama adresi bulamıyorum. Orada çocuğun birine indiğim jipten dedim. Bu ismin dedim adresi neresi dedim. Yani kusura bakmasın izleyiciler, isim söylemiyorum ailenin acısı yeniden canlanmasın diye. Çocuk şurası dedi. O sırada ben döndüm, bana doğru gelen bir teyze geliyor. Ama kolları düşmüş, ayakları sürüne sürüne geliyor. Ayakta zor duruyor. Hissetmiş herhalde. Dedi siz kimi arıyorsunuz dedi. Ben isim söyledim. Evini de. Onun evini arıyordum. Ve o annemiz, o şehidimizin annesiymiş meğerse. Olduğu yere yıkıldı. Ya. Ben biliyorum dedi. Ben biliyorum oğlumun şehit olduğunu. Gece benim rüyama geldi dedi o. Gördüm dedi onu. O bana söylemişti dedi. Ve hemen doktor, hemşire müdahale ettiler ama sokakta bir figan koptu ki anlatamam. Yani içimiz yırtılıyor. Nasıl? Yani bunu söylenecek bir şey yok. Kelime yutkunuyoruz sadece. Aldık evlerine gittik. Sonra babaya haber verdi. Baba geldi. Başsağlığı diledik. Birlikte olduk uzun bir müddet. Şimdi ben o annenin, o babanın, o iç yangınını, evladını şehit vermiş, kaybetmiş bir anne baba ne düşünür? Biz de evlat sahibiyiz, çoluk çocuk sahibiyiz. Bunun acısı kaldırılacak bir acı değil. Allah kimseye yaşasın. Şimdi o o şehidimizin isminin bir parka verilmesinden neden rahatsız oluyorsunuz? İnsan birazcık utanır. Aynen. Bu memlekette huzur içerisinde yaşıyorsak biz o sınırda bekleyen Mehmetçi'ye borçluyuz. Bakın Ukraynalılar Türkiye'ye gelenler de ne söylüyorlar? Burası güvenli diyorlar. Güvenlik var burada. Başımıza bir şey gelmez burada diyerek geliyorlar. Ve biz bugün İstanbul caddelerinde ve Türkiye'nin bütün sınır hattı içerisindeki bölgelerimizde, şehirlerimizde, köylerimizde güvenlik içerisinde yaşıyorsak o şehitlerimiz sayesinde, o Mehmetçiklerimiz sayesinde. Şimdi bir ismi parka verilecek diye bundan rahatsız oluyorlar. O zaman sorarız yani siz nesiniz? Siz bu memleketin bir ferdi değil misiniz? Bu memleketin, bu milletin bir ferdi değil misiniz? Hangi millettensiniz siz? Bundan neden rahatsızlık duyuyorsunuz? Vallahi hocam başkanı demedi mi Selahattin Demirtaş'a madalya takmak lazım diye?
O meclis üyesini niye çok görüyoruz? Vallahi ben milliyetler konusunda şüpheye düşerim. Bunu diyenlerin milliyetinden şüphe duyarım. Yani zaten yöneticilerin yaptığı hareketler neticesinde bu sefer şey çıkıyor. Eğer yönetici böyle davranıyorsa... Tabii. Rol biçiyor kendini. Aşağıdaki yani şey... Kraldan fazla kralcı oluyor. Söylemiyorum. Daha alt konumdaki hiyerarşik anlamda daha alt konumdaki kişi ne yapar? Bunu iki katına çıkartır. Niye? Çünkü daha üstündekini daha güzel görünmek adına... eylemlerini hızlandırır ve büyütür. Yani insanların şehitten, şehadetten, işte ülkenin bütünlüğünden korkması ya da bunu desteklememesi gerçekten çok vahim bir şeydir yani. Ancak yapacak bir şey yok. Maalesef öyleler. Ancak şöyle bir şey var. Şimdi olağanüstü durumlarda liderler ortaya çıkarlar ve olağanüstü durumlarda bir liderin işte bir siyasetçinin ufkunun, kabiliyetinin, karakterin ne kadar güçlü olduğu ortaya çıkar. Biz tam öyle bir durumdayız. Hem bütün dünya pandemiyi atlattı. Aynı şekilde ülkemizde pandemiden çok fazla bir şekilde etkilendi. Dünya üçüncü bir dünya savaşına doğru gitmekte ve bununla ilgili siz bir taraf seçmek zorundasınız. Öyle. Yani bu biz denge politikası yürütüyoruz. O da bir taraftır yani aslında. Evet. Biz ne Rusya'dan yana davranıyoruz ne Ukrayna'dan yana davranıyoruz. Aynı şekilde bir denge politikası yürütüyoruz ve bütün dünya Türkiye'nin bu işi çözebilecek kabiliyette olduğunu, çözecek inancıyla hareket ettiğinden dolayı bu kadar siyasi bir birliktelik oluyor. Bütün dünyadaki liderler Türkiye'ye geliyor. Bu siyasi anlamda gelip görüşmeler yapıyorlar Sayın Cumhurbaşkanı'yla, Dışişleri Bakanı'yla. Hatta en son konuşulan şey de işte Zelenski ve Putin'in beraber Türkiye'ye geleceği, Türkiye'de masaya oturup bu konuyla ilgili ne yapacaklarsa anlaşmayı sağlayacaklarıdır. Türkiye böyle bir konumda ve böyle kriz zamanlarında sizin yapacağınız hareketler neticesinde sizin liderlik anlayışınız ortaya çıkıyor. İşte Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın birbirinden ayıran en önemli özellik burada karşımıza çıkıyor ve halk da, millet de bunu çok açık bir şekilde görüyor. Niye? Çünkü vizyon, zihniyet, gündem farkı, ondan sonra proje üretememe gibi konularda gerçekten Millet İttifakı'nın ne kadar geride olduğunu, Cumhur İttifakı'nın ülkenin menfaatleri ve kriz zamanlarında ülkeyi ne kadar dik bir şekilde tutabileceği, ülkeyi toparlayabileceği, ülkeyi güvensizlik ortamına atmayacağını çok açık bir şekilde gördüler. Ya evet. Ukrayna-Rusya savaşı işte başladığında hemen ne yapıldı? Muhalefet bunu bir işte fırsata çevireyim diye S-400'leri geri gönderin diye bir cümle, bir tweet atıldı yani Sayın Akşener tarafından. Ve İşte Suriye'de PYD'li teröristleri destekleyici açıklamalar yaptılar. Doğu Akdeniz'de Rum kesiminin tezlerine destek verdiler. Evet. İşte Mavi Vatan'da ne işimiz var diye söylemlerde bulundu. Neden doğalgazı arıyoruz? Doğalgazımız yok zaten. Bizi oyalıyorlar, yalan söylüyorlar diye açıklamalarda bulundular. İşte Katarlı öğrenci mevzusu falan vardı. Onlarla ilgili de hepsiyle beraber işte baktığımız zaman gerçekten Millet İttifakı'nın ülkenin menfaatine, ülkenin yararlarına olacak hiçbir girişimin olmadığını görüyoruz. Peki, teşekkür ediyorum tüm konuklarıma. Profesör Doktor Ahmet Akın, İbrahim Keleş ve Avukat Hadi Dündar yayın konuklarımda noktalayalım burada esas meseleyi. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.